işte kiliseye gidelim, işte orada bir mum yakalım. Ne kilisesi dedi? Anne ben Müslümanım, benim ne işim var kilisede? Bunu 60 yıl önce, 70 yıl önce, 100 yıl önce bir çocuğa söyleseniz, aa olur gidelim diyebilirdi. Ya da bir Hristiyan çocuk gelip camiden, cami hocasının şu dualı nefesinden medet umabilirdi. Ama bugünün dünyası bunlar daha sert çizgilerle ayrılmış durumda. Ben kızıma bunu söylediğim zaman tuhaf tuhaf yüzüme bak, ne işim var benim kilisede dedi. Ben giderdim oysa. Ben de giderim. Ben de giderim. Hiç benim için sorun. Ben kilise olarak bakmıyorum. Orası da bir Allah'ın evi. Allah'ın evi. İbadet hali. İnsanlar en temiz duygularıyla oraya gidiyorlar. Allah'a sığınıyorlar. Dua ediyorlar. Filan filan. Büyüde bir, yani büyü yapılma sebeplerini bir kategorize edebilirsek. Tabii tabii. Bir yüzdelerden şunun için büyü yapılan büyüler işte eş için mi, bereket için mi neyse. Nasıl bir kategori sonra yüzde verebiliriz? O konuda ilahiyat, bir ilahiyat şeysi var, ilahiyat fakültesinde yapılmış bir büyü fenomeninin sınıflandırılması diye bir tez var, bir yüksek lisans tezi. Ben orada okumuştum. İnanın rakamlarını tam olarak söyleyemem ama şunu söyleyeyim, insanlar niye büyü yaptırmışlar? Özellikle karı koca meselelerinde. Bir mu? Bir numarada o geliyor, bir numara. Sonra iki numara sağlık. Bu toplumun kadınları ve erkekli birileri geçinemiyorlar demek ki bir türlü. Tarihten beri hep böyle yani bir karı koca sorunsalı problemi var. İşte tabii bunun içindeki nedenleri hepiniz az çok biliyoruz. Kendi yaşantılarımızdan, ailelerimizden kadının daha kapalı, erkeğin daha açık bir hayat yaşamış olması, yaşıyor olması. Bugünün Türkiye'sinde de ataerkil bir yapı hali hazırda mevcuttur. Dolayısıyla bunun bir nedeni bu olabilir. Sağlık ikinci sırada yer alır ama birinci sırada karı koca meselesi var. İkinci sırada sağlık. Ben o okuduğum tezden yola çıkarak bunu söylüyorum. Sıralamada mesela tılsımlı gömleklerde karşımıza çıkan çok ilginç şeyler vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Bir türlü önümde net bir şeyi bulamadım. Bulacağım ama size onu okuyacağım. Osmanlı devlet ricalinin mesela yaptırmış olduğu büyüler arasında bir şey var ama şu var mesela kendini beğendirmek için, padişaha kendini beğendirmek için Kara Mustafa Paşa, ben diyor ona kendimi beğendirmek için onun gözünde, onun bilgisinde ilmim artsın, ben onun daha fazla gözüne girebileyim. Hah, evet buldum. Neyse, yanlış bir şey söylemekten çok kaçınıyorum. Bu hoca hanımlar biraz bu işlerden çekinirler, aman yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Çok ciddi bir çaba sarf ediyorum. Şunu söyleyebilirim belki. Osmanlı padişahlarının yanında Rusya'ya 1772 yılında yapılan Küçük Kaynarca Anlaşması'nın esasları görüşmek üzere hazırlıklar yapıldığı sırada Vakti Şerif'in yakalanmasına büyük özen gösterilmiştir. Sizin de sorduğunuz eşref saati denilen şey. Vasıf tarihinin ifadesine göre İkab-ı Hümayun'dan Tevki-i Ebber ünvan ve mümtaz ve diyanete müteallik bir madde vuku bulursa Cem-i Talim için alem evvelde olan Ayasofya Şeyhi Burahası sani saniyle şerefraz kılınıp, yani şunu demek istiyoruz, ihtişamlı bir devdebeyle 1772 senesinin Temmuz ayında ordu karargahına kadar gelirler. Rusların birinci temsilcisi Mareşal Romanov ve Mareşal Orlov, ikinci temsilcileri Obreşkov, çadırlar kurulur, hediyeler karşılıklı olarak gönderilir. Her iki tarafta birbirlerinin yetkilerini araştırırlar. Obreşkov, Büyükelçi rütbesinde Ayasofya Şeyhi Yasin Cizade Osman Efendi'ye denk yetkiye sahip olmak için İstanbul payesi verilmesi gerekli görülür ve bu onaylanır, tebliğ olur. Efendinin müzakerelerde bulunabilmesi için birinci Osman Efendi'den payenin tevcihi emri geleceğine dair teminat senedi alınır. Bir ayda ancak 4 konuşma yapılabilir. Şimdi oturuyorlar karşılıklı olarak. Devamlı elçiler birbirine gidiyor geliyor. 4 konuşma yapılabiliyor bir ayda. Temsilciler ayrılmak zorunda kalırlar. Orlov ve tersinde döner, Obreşkov, Mareşal Romanov'un karargahında kalır. Osmanlı Bakanlığı sahipleri Osman Efendi, fen-i mugalatada ve muamelede yekta, çenesine mağrur bir zatı namesut diye nitelendiriyorlar. Osman Efendi müzakerelerden sonuç alamayınca büyüye başvurur.
Topkapı Arşivi'nin E.3809 numaralı kaydında kırmızı atlastan bir kese içinde bazı muskalar yer almaktadır. Kesenin açılmış ağzında sahibinin adı Osman olarak okunabilen bu muskaların Orlov, Obreşkov ve Romanov'un geçeceği yerlere gömülmesi istenmektedir. Yine kesenin içinde yer alan her tarafından dikilmiş kalın beyaz beyaz açıldığında aynı kıtada beyaz bal mumları çıkması büyü teşhisini doğrulamaktadır. Bal mumu kullanılıyor çoğunlukla büyülerde. Yine 1683'te Viyana'yı kuşatan Osmanlı saldırısı. Evet, bu küçük aylar 1774. 1683'te şimdi onu okuyacaktım, söyleyecektim, buldum. Merzi Fonlu Kara Mustafa Paşa'nın 1634 ve 1683 yılları arasında yaşamış tılsımlı gömleği Viyana'da sergilenir. Neukloster Manastırı'nda sergilenen Varna'da dövüşmüş Hasan Paşa'nın adını veren tarihsiz bir gömlektir. Gömlek en küçük bir noktası kalmamacasına baştan ayağa tılsım sözleriyle dualar, sayılar ve işaretlerle doludur. Bu gömleklerde Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinden faydalanılmış, hep başından sonra da özellikle Fetih Suresi çok kullanılmıştır. Bütün bu tılsımlı gömleklerde karşımıza sürekli olarak çıkan sure Fetih Suresi. Ben de etkilerin mesela başarıya ulaşmasını istediğim bir iş olmasını arzu ettiğim zaman oturuyorum, geceden sabaha kadar Fetih Suresi okuyorum. Yani bunları yaparken üzerine bir de bunu söylemek tuz biber ekliyorum ama nihayetinde Kur'an-ı Kerim'den bir süreli. Ben de saf bir imanlı mümin olarak dua ediyorum. Allah'ım da o işleri kolaylaşsın diye Allah'tan istiyorum. Tövbe estağfurullah, başka şeyler yapmıyorum. Tılsımlı gömlekler olayı çok farklıdır. Onun büyüyle falan alakası hayır, yok. Tabii ki, yani. Tabii ki. Uğur getirsin, korusun. Şey kurmak, güç, kuvvet evet, kazansın evet, ama diye. Yani üzerinde şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz belki. Yani sizin söylediğinize aykırı bir şey olacak bu. Ulema ile zıtlaşmaya kadar varan keskin yanlarına rağmen vevk ve cifr kullanımı halk arasında olduğu kadar Osmanlı devlet adamları arasında da son derece yaygın. 18. yüzyılda Kaptan Ederya Elçi Mustafa Paşa 1684-1756 görevi sırasında hediyelere, mukatalara ve saray tebliğlerine ait notları ve çeşitli ilaç sahiplerini anlatan bir defterde evet, içleri harf ve rakamlarla doldurulmuş, hafıza kaybına iyi gelecek çeşitli vef ve cifr çizimlerine rastlanmıştır. Bu vefkin etkili olması yani ezber ve hafızasının gelişmesi için sol avuç içine yazılıp 40 yıl süreli her sabah yalanması gerektiği defterde aynen şöyle anlatılır. Yani bunu da yapmışlar maalesef. Tabii ki sihirli gömlekler içerisinde böylesi de var, böylesi de var. Alimi ismi şerifine vef tarikiyle 40 gün alel sabah sol avucuna yazıp diliyle yalasa bir izni hüda ol kimse her ne ki istima ederse hıfzeyli kuvveti hafıza hasıl olup nisyandan beri olan tarifi budur. Bu veç üzere her yeğen sabahleyin yazıp 40 güne değin müdavemet eyliye yalasın diyor ellerine. Gömleklerde de vef var hocam. Evet. İşte o yaz sakıncalı. Ama o vefleri okuyabilmek önemli. Yani orada ne anlam taşıdığını bilebilmek tabii, önemli. Tabii tabii. Bu cümleler çok negatif değil yani. Tabii olumlu şeyler de var. İşte mesela ben şeylerde Osmanlı arşivlerinde, Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde hepimizin ulaşabileceği, herkesin kavuşabileceği bilgiler onlar. Herkese açık. Orada mesela öyle vefler buldum. Ama bunların neye ilişkili i̇şte konusunda yazmış evet, olması çok önemli. Çok önemli. Oktay Keleş'i araştırdınız mı hocam? Neyi? Oktay Keleş'i. Hayır. Bu konularda çok uzmanlık yani. Çok zor bulunur bilgiler bunlar. Ulaşmak evet, da o kadar yani şu anda yaşayan bu konuları bizzat da bilen tek kişi diyebilirim. Oktan Keleş. Oktan Keleş. Öteki gündeme çok çıktı. Ben oradan tanıdım. Hatta yani oraya gidiyorum böyle şeyler. Materyalleri de getirdi. Şamanlara aleti çok. Yani onların, yani bu tür şeylerin aslında bu şamanizmden mi geldiğine çoğu evet çoğu inanıyorum. Şimdi mesela biz çocuk kırklamak diye bir şey var. Çocuk doğar, 40 gün gelir, 40 gün sonra çocuğu işte dualar okunur, kulağına isim okunur, hocadan rica edersiniz geri okur. Bir an cuma seladan evvel. Şimdi o çocuğu kırklamak denen şey, ırklamak, ırkıl hoca diye bir adam var şaman kültüründe var bu. Şeyde Metin Ağa'nın Oyun ve Bügül diye bir kitabı var. O kitapta benim karşıma çıktı. Irklamak, kırklamaktan geliyor herhalde diye düşündüm. Onlar da bu ırkıl hoca diye bir adam var, şaman. İşte gökyüzüne çıkıyor, güçlerle görüşüyor.
Türklerin şamanizmde şey var tabii, üç katmanlı dünya, kozmogonik baktığınız zaman. Yani insan, yer üstünde yaratılmış olan insan, yer altı, kötülüklerin gücü ve gökyüzü, iyilikler ve güzellikler, bütün kutlu şeyler oradan geliyor. Belki Türklerin Müslümanlığa geçebilmelerinin altında yatan sebeplerden biri budur, kolay bir biçimde. Kolay bir biçimde mi geçmiştir? Bütün Türk kavimlerinin çok kolaylıkla kabullendiğini bilmiyorum, zannetmiyorum. Ama hani Seyahatname, İhtifat'la filan onlardan bakarsınız, belki bir şeyler buluyorsunuz. Ama Orta Asya steplerinde bütün Oğuz Türklerinin, yani Türk kavimlerinin hemen hepsinin aynı hızla ve aynı kolaylıkta geçebildiklerini sanmıyorum. Bunu sizler de biliyorsunuz. Bu şamanizm değil de hocam, tengrizm. Yani tengrizm, tengri, evet, şimdi böyle deniyor. Tabii. Ya şamanizm diye bir şey yok zaten. Tengri şaman kavramı var. Şamanizm diye bir şey yok. Buyurun. Efendim şimdi çok teşekkür ederim. Tezinizde bir roman denemesi olması, bazı bir şekilde bir defa böyle bir şey karşılaşıyorum. Nasıl bir ihtiyaçtan çıktı bu olay? Tüm geliyor aklıma. Sizi söylemek isteyip de söylemediğiniz roman kahramanlar mı söylettiniz? Yok yok, öyle yapmadım. Bir de hocam, birbirini görmeyemezsin ama bir soru daha var. Buyurun. Konuşmanızın başında Hristiyanlığın büyüye karşı bakışı gibi bir felsefi yapmak için bir sorgulama. Bu İslamiyet'te olmuştur. Zaten İslamiyet'in genelde felsefe olmadığı için bu durumdayız. Bilim adamı kör olduğu kadar cesur olmalıdır. Sözlüğüyle gitmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani şimdi çok açık mı konuşsam acaba? Kayıt da var ama neyse, artık kapatayım isterseniz. Ben isterseniz teşekkür edeyim önce. Kapatayım gel, sonra soracaklarımızı soralım. Olabilir, olmayabilir. Söyleyebilirim ben. Cesaretle tanınan birisiyim. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi ben Türkiye'de bu işi yapıyorsanız, yani Amerika'ya, Kanada'ya giden araştırmacı arkadaş, akademisyen, pek çok Türk akademisyen yaşıyor o ülkelerde de. Bazı konulara giremiyorsunuz. Girmekte çekince gösteriyorsunuz. Kolay değil burada olup, hem burada ben bu işi yaparım, hem de bilimin emrettiği yolda yürürüm. Ben mümkün oldukça bundan uzak durmamaya, bunun kenarında durarak bu işi yapmaya çalıştım. Ama tabii benim de zorlandığım alanlar oldu. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kere bu işi yapıyorsunuz. Biz Batı'yla çok bağlantılı olarak çalışan bir üniversiteyiz. Özellikle üniversitenin eğitim dili İngilizce. Yazdığımız tezler İngilizce, yaptığımız araştırmalar İngilizce, okuduğumuz eserler İngilizce. Dolayısıyla Batı'nın tarihi yaklaşımı da bizim için önemli. Batı romanının, Batı romanı ve tarihçilik arasında çok ilişkiler var. Özellikle 1970'lerden sonra Anale Okulu diye bir şey var. Anales diye yazılan Anale Okulu'nun kendine kapı açtığı, bu edebiyata kapı açtığı bir liberal bakış var. Yani her şeyi bakabilislerden öğrenmek yerine o devirde insanlar nasıl yaşamıştı, zamanın ruhu insanları nasıl etkilemişti tarafından giderek biraz da tarihe yaklaşmak gerekiyor diye düşündüğüm için bir tarihi roman denemesi yapma cesareti gösterdim. Ama tabii bir deneme bu, yani sanmayın ki böyle aman yarabbi bu çok büyük bir eserdir falan, öyle düşünmeyin. Şunu yapmaya çalıştım. 1980'lerden itibaren modern sosyal tarihçiliğin ulaştığı boyutlar liberal tarih yazımı tekniklerini beraber getirdi. Artık kokuların, matemlerin, aşkların, daha önce aklı hayale gelmeyecek önemsiz şeylerin, önemsiz sıradan insanların tarihi de yapılır oldu. Hep krallar, kraliçeler, efendim padişahlar, vezirler falan değil de sıradan basit insanlar, işte büyücüler, yani ben onu yapmaya çalıştım, büyü yaptırmaya giden sıradan insanlar. Ben çok sıradan biriyim, onun için sıradan insanların hayatını ve tarihlerini merak ediyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor krallar, kraliçeler, büyükler, üşesler. Bana önerilen, yani yapmayı başta düşündüğüm şey aslında böyle bir konuydu. Ama bunun içine girmek hiç istemediğimi
fark ettim. Çünkü ben kendim de böyle biri değilim. Dolayısıyla böyle bir aileden de gelmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor yani bu tarafı. Ama bu ilgilendiriyor. İnsanlar nasıl yaşardı, ne yapardı, nasıl inanırlardı, niye öyle inanırlardı kısmı önemli. Bir de kendim edebiyat dersi veriyorum. Yabancılar için Türk edebiyatı dersi veriyorum ve yabancıları Türkçe öğretiyorum. Bunu da İngilizce öğretiyoruz. Çünkü öğrencilerim Amerika'da İngiliz, Fransız, Erasmus'la ve Boğaziçi Üniversitesi'nin Amerikalı üniversiteler, Amerika'daki üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar sonucu gelen öğrenciler. O derslerde anlatırken fark ettim ki edebiyatı anlatırken ben hep aslında tarihi anlatıyorum. Yani şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Bursa'da Zaman diye bir şiir okutuyorum bir derste. Ve bunları inan Amerikalara falan okutuyorum yani. Bursa'da Zaman şiirini okurken Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlatmamak olur mu? Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın içinde yaşamış olduğu devri, onun etkilediği insanları, etkilendiklerini, işte bir huzur romanını. Bunları anlatırken buldum kendimi. O zaman dedim ben bunu biraz daha kendime derinleşeyim. O devrin ruhu, o devrin ruhu bütün o romanların içinde var. O öykülerde var. Oraya baktığın anda onunla karşılaşıyorsun ve aslında o tarih zaten. Evet, tabii ki kurgusal metinler. Onlar kendileri, Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu insanlar hep aslında uydurmuşlar, yazmışlar. Ben de uydurup yazdım ama ben de zamanının ruhunu taşıdığını düşünüyorum bütün bu işleri. O yüzden edebiyata bakmak ve o yüzden bu denemeyi yapmak zorunda hissettim kendimi. Yani bir de şey var, üç kitap var beni etkileyen. Bir tanesi Robert Darnton, 1985'te Büyük Kedi Katliamı, Great Cat Massacre diye bir kitap. Bir tanesi Natalie Simone Davis diye bir önemli tarihçi var. Onun Martin Gere'in Dönüşü diye bir romanı var. O romanda Orta Çağ'da, Pirene Dağları'nda bir dağ köyünde savaştan bir türlü dönemiyor. Martin Gere diye bir kocası var kadının. Günün birinde köye gerçekten Martin Gere olarak dönüyor bir adam. Arno du Til diye bir adam. Ve Bertrand Roll kadın yani onu kocası olarak kabul ediyor ve bütün bir köyü aldatıyorlar. Aslında var olmayan bir adamı kocası olarak kabul ederek onu öyle anlatıyor. Sonunda bir gün Martin Gere dönüyor. Ama Natalie Simone Davis bu kısa ve önemsizmiş gibi gözüken küçük bir kasaba kadınının hayatının hikayesinden yola çıkarak 16. yüzyılın Fransa'sını bütün kırsal ve dinsel hayatını incelikleriyle anlatıyor. Bir de Carlo Ginzburg diye bir adam var. 1980 tarihli bir eseri var. Cheese and the Worms. Peynir ve Kurçuklar. O da 16. yüzyıl İtalya'sında halk arasında Menokyo adında adıyla bilinen dağ başında bir değirmeni olan bir değirmencinin öyküsünü anlatıyor. O da muhalif ve radikal bir adam. Venedik Cumhuriyeti'nin kırsal kesiminde Monterreale adında bir dağ köyünde kendi değirmeni ve bitişindeki evinden ibaret küçük evreninde yaşamını sürdürürken Domenico Scandella'nın Vatikan ve Katolik Kilisesi aleyhindeki fikirleri nedeniyle sapkınlık suçlaması ve yargılandığı Engizisyon Mahkemesi'ndeki ifade tutanaklarına dayanıyor eser. Orijinal tutanaklar alınmış, konulmuş orada. Kur'an-ı Kerim'in İtalyanca çevirisi dahil olmak üzere hayatı boyunca toplam 11 kitap okumuş, bulmuş, okumuş bu Menokyo. Bu küçük köylü, aslında tabii böyle bir köylü olabilir mi? Belki de olabilir. Evet yani yaratırsanız olur, niye olmasın? Ama orada o Vatikan tutanaklarını okuması ve insanların Engizisyon Mahkemesi tutanaklarına rahatlıkla erişebilmesi bir roman formatı içerisinde merak edip okumalarına neden olur. Öbür türlü kim alır Vatikan'ın tutanaklarını okusun? Niye okusun ki yani? Okumazlar. Ancak tarih öğrencisi olursa falan okur. Merak ederse, çok derin merakı olursa okur. Bir de o kitaptan etkilenerek yazdım. Bir de iGradius diye bir şey vardır, dizi vardır. BBC'nin iGradius, Ben Gradius diye bir dizisi. Yani böyle bir esinlenme yaşayarak yaptım. Yani çok uzattım, bilmiyorum. İsterseniz kapatabilirim, konuyu kısabiliriz. Yani edebiyat ve tarihin çok iç içe geçmiş iki alan olduğunu düşünüyorum. Mesela İstanbul'un Yavuz Sevim Karakışı hocamız size onu okuttu. Bir ders olarak onu almıştım.
İstanbul'un işgalini anlatan romanlar üzerinden bir ders kurulmuştu. Ve İstanbul'un işgal yıllarını anlatan çok enteresan romanlar var. Abdülhamit Düşerken diye mesela bir roman var, bilirsiniz bunu. Nait Sırgı Öreğin. Onun eserinden mesela o dönemi okumak. Yani müthiş bir adam. Edebiyat tarihlerinde pek fazla bulamazsınız Nait Sırgı. İbrahim Efendi Konağı'nı okumuş muydunuz? Sami Hayverdi'nin İbrahim Efendi Konağı. O da meşruiyet döneminde kurgusalmış gibi olan ama kesinlikle gerçeklere dayanan bir roman. Bir konağın etrafında meşrutiyet döneminde olup biten hem sosyal hayatı hem dönemi çok güzel bir şekilde anlatan, özellikle bir konak hayatını, sosyal hayatı çok net görebileceğiniz, adı roman ama aslında yaşanmış. Çok önemli bir şey. Ama tabii şey de söylemek isterim, yani ben böyle bir konuyu araştırmak istiyorum dediğim zaman benim üniversite, Boğaziçi Üniversitesi buna çok yardımcı oldu. Özellikle yani Yunus Hocam'ın yani yeri ayrı ama Selçuk Esenver bölüm başkanı çok destek oldular bana. Yani onların desteği olmasa diye mesela 82 sayfa sadece İslam'ı anlatıyor. Tezinizin Türkçe olarak basılacak oluşu inşallah çok heveslendirdiniz. Çünkü bu yetmedi bize gerçekten. Çok teşekkür ederim.